Gazeteci Sibel Arna'nın konuğu olan Ata Demirer samimi itiraflarda bulundu. Ata Demirer, herkesin öykündüğü hayatı yaşamanın bir bedelinin olduğunu söylüyor. Ben çok takıntılı, çok planlı, programlı ve işinde hiç de rahat olmayan bir insan. Sadece benim şansım, hani bazen okuyorum Twitter'da, Instagram'da, buradan bizi seyreden arkadaşlara söyleyeyim. Ata Demirer hayatı istiyoruz. O hayattan biz de. Arkadaşlar, ben onun için çok uzun yıllar mücadele ettim. Sağlığımı kaybetme noktasına kadar 3 lira 5 lira biriktirmek için. Benim en büyük şansım aslında ne istediğimi bilmek. Yani param vardır, yemeği bilmiyorsunuz. Benim arabam bile yok. Teknem var. Bir tane de ufak bir zeytinliğim var burada. Ben yani böyle büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Yani benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerimi okey demek gerekiyor. Sahneye daha fazla çıkıp daha fazla para kazanabilecekken bunu tercih etmediğini söylüyor Demirer. Ben diyorum ki hayatıma kaç tane yaz yaşayacağım? Bir tane harbiye yapayım, diğerlerini yapmayayım diyorum. O parayı almıyorum. Şimdi bu parayı almayabiliyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin. Ben onunla idare ediyorum bir şekilde yani. Verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Ata Demirer bakın nasıl vermiş kiloları. Benim bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Dedim ki niye ekmek yemiyorsun dedim. Doktor yasak dedi. Oğlum dedim 30 kilo verdim. Mide ameliyatı da oldum. Ekmek yiyebilirsin dedim. Yok dedi, yersem geri alırım şimdi. Dedim ne yapıyorsun? Sabah kahvaltıda bir dilim yiyorum, öğlen akşam ekmek yemiyorum. Dedim bu ne kadar devam edecekmiş? Ömür boyu böyle olacakmış dedi. Niye ameliyat oldun o zaman? Ben dedim ki niye ameliyat oldun o zaman? Falan dedi, ihtiyacım vardı dedi. Sonra dedim ki acaba dedim ameliyat olmadan ben bunu yapsam nasıl olur? Yaptığım şey şu, öğlen akşam ekmek yemedim. Günde de bir saat ya yüzdüm ya yürüdüm. Bu kadar. Şahane. Bu kadar, başka bir şey yapmadım. Konu aşka geliyor. Özge Borak'la 2012'de evlenip 2014'te boşanmıştı Ata Demirer. Nasıl gidiyor, evlendik boşandık, yalnızım. Peki böyle bir aşkı tekrar yaşayabilir mi? Bilmiyorum, ben bu işleri gerçekten hiç anlamıyorum. İnsan sevmek istiyor tabii de. Tabii. Yani denk gelmeyince sevemiyorsun. Yani. Bir de galiba şöyle tuhaf bir çağa girdik biz. Her şey çok materyal, çok maddileşti yani, fizik de öyle. Herkes fiziğine göre değerlendiriyormuş gibi. Avrupa yakasında seslendirdiği Fındık Fıstık, Ata Demirer'in sevilen şarkılarından biri. Fındık fıstık al, sensin fıstık al. O şarkıyı Tarkan'dan esinlenip bestelemiş ünlü komedyen. Fındık fıstığı yapmıştım öyle. O da Tarkan yüzünden çıkmıştı. Tarkan'ı bize gelir mi acaba Tarkan dedi son bölüme. Sonra Cem Yılmaz gelmişti o sene. Ne yapacaksın dedim Tarkan'ı ya, gelir mi adam dedim Amerikalarda falan filan. Ya ne bileyim dedi, bir şarkı söyle falan. Dedim ben sana yaparım öyle şarkı falan. Hadi lan falan filan dedi. Fındık fıstık. Uygulayıcı yapımda burada oturuyor. Tamam. Fındık var, fıstık var mesela. Böyle bir durdum falan. Böyle oynattı omuzlarımı falan. Fındık var, fıstık var. Abi lap diye döküldü. Fındık, fıstık. Sensin fıstık. Gülse çıldırdı hemen, gazeteci teybi vardı. Onu açtılar falan. Fındık, fıstık. Sensin fıstık. Fındık fıstıktan iyi para kazanmış Ata Demirer. Araplara ev kiralamış gibi oldu. O zamanlar biliyorsun 444'te bir hat, hala 444'te hatlar vardı. O hatlara o mesaj atıyordun kontürlü. O sana fındık fıstığın melodisini yolluyordu. Sen de telefonla ses yapıyordun. Abi bir para geliyor hiç. Ben sanki benim Bağcılar'da, Gazi Osman Paşa'da falan bazı evlerim var. Oralara vermişim sanki birilerine kiraya. Komik komik iyi kazanıyorlar ama yani. Evet canım, çok saçma yani. Çok saçma. Hiç beklediğim bir şey değil yani. Demet Akbağ'la birlikte oynadığı Eyvah Eyvah serisinin yeni filmini bekleyen çok fazla seveni olsa da artık o seriden yeni film üretmeyeceğini söylüyor Ata Demirer. Eyvah Eyvah yapmayacağım. Yani çünkü ben denedim bir ara. O karakter beni terk etmiş. Yani onu ben çok mutlu biçimde bırakmışım. Bir de çok kayıplarımız oldu bizim. Yani Tarık abi rahmetli oldu, Zafer abi rahmetli oldu. Aramızda yaşını çok aldığı için oynayamayacak durumda olan usta oyuncularımız var. Şimdi ben böyle tamamen devam etsin diye başka kalıplara sokup bambaşka öykülere gitmek istemiyorum. Yani o eski defterleri açmak istemiyorum. 3 sene diyorum, 3 tane yaptık. Yani koca 3 film var.